Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimize bugün Breadboard'la devam ediyoruz. Breadboard nedir, nasıl kullanılır bunu kavrayacağız. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim, Breadboard kullanımını öğrenelim. Elektronik devreleri tasarlarken kullanmış olduğumuz komponentler üzerinde bazen değişiklik yapmamız gerekebilir. Örneğin devre için düşündüğümüz direncin yerine başka bir direnç kullanmamız gerekebilir. Ya da kondansatörü başka bir kondansatörle değiştirmemiz gerekebilir. Eğer henüz tasarım aşamasındayken henüz devreyle ilgili kesin kararlarımızı vermemişsek, değişiklik yapmaya müsait bir devre ise bunu lehimle sabitlemek, daha sonra o parçanın lehimini söküp yerine yeni parçayı takmak biraz meşakkatli olabilir. Breadboard adını verdiğimiz devre tahtası, lehime ihtiyaç duymadan elektronik komponentleri birbirine bağlayan, devreyi birbirine bağlayan devre tahtasıdır arkadaşlar. Henüz kesinleşmemiş, üzerinde değişiklik yapma ihtimali olan ya da kurmuş olduğumuz devreyi değiştirebileceğimiz, parçaları farklı parçalarla değiştirebileceğimiz tasarım aşamasındaki bir proje ise Breadboard kullanmak en mantıklı olacaktır. Şimdi elimizde bir devremizin olduğunu varsayalım. Merdiven otomatiği devresi yapacağız. Zaman gecikmeli bir devre. Tabii ki daha önceden bu devre yapılmış ve kağıt üzerine şeması çizilmiş. Kaç ohmluk direnç kullanacağımız, hangi transistörü kullanacağımız, hangi kondansatörü kullanacağımız belli. Lakin bu zaman gecikmeli olduğu için bunun üzerinde bir takım değişiklikler yapmamız gerekebilir. Devrede belirtilen direnç değerleri, kondansatör değerleri bizim kuracağımız zamana uymayabilir. Kafamızda bir takım soru işaretleri oluştu. Acaba kondansatörünün değeri ne olması gerekiyor? Direnç değerim ne olmalı gibi soru işaretleriyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu tarz soru işaretlerinin olduğu durumlarda bu komponentleri, bu devreyi bir plaketin üzerine lehimlemek yerine Breadboard adını verdiğimiz geçici deney tahtası üzerine kurabiliyoruz. Peki Breadboard nedir? Breadboard şu anda benim de elimde görmüş olduğunuz, üzerinde deliklerin bulunduğu, devre komponentlerini takabileceğimiz bir plastik aparat arkadaşlar. Bu tahta üzerinde büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre çeşitli sayılarda delikler var. Bu delikler birbirine seri ve paralel şekilde olacak şekilde konumlandırılmış. Şimdi breadboardumuzu biraz daha yakından görelim. Ekranımızı tam dolduralım. Görmüş olduğunuz şekilde en üst sırada kırmızı artış sembolünün olduğu düz bir hat bulunuyor arkadaşlar. Hemen onun altında eksi mavi çizgiyle gösterilmiş bir hat daha bulunuyor. Daha sonra ise A, B, C, D, E, F diye giden harflerin bulunduğu sıra geliyor. Ve yine baktığımız zaman 1, 5, 10, 15, 20, 25 diye beşerli şekilde ilerleyen rakamları görebiliyoruz üzerinde. Bu rakamlar ne anlama geliyor? Bu rakamlar arkadaşlar yatayda ve dikeyde hangi sütunların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Şimdi breadboardumuzun arka yüzüne geçelim ve iç yapısını görmeye çalışalım. Görmüş olduğunuz gibi breadboardumuzun içerisinde arka yüzünden baktığımız zaman yatayda ince uzun metal plaka ve yine kısa kısa birbirine paralel şekilde duran plakalar duruyor. Bu plakalar bağlamış olduğumuz komponentleri birbirine bağlı. Şimdi breadboardumuzun ön yüzüne dönüyoruz. Breadboardumuzun ön yüzünde aşağı kısımda bulunan mavi yatay çizgi ve hem onun üstündeki kırmızı yatay çizgi ve bunun tam karşısında bulunan kırmızı ve mavi yatay çizgiler aynı anlama geliyor. Burayı biz güç hattı olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Genellikle artı yazan kısmı artı voltajı, eksi yazan kısmı ise eksi voltajı veriyoruz. 1'den 30'a kadar olan yer bir hat, 30'dan 60'a kadar olan yerde bir hat oluyor arkadaşlar. Bunu bir kablo üzerinde düz bir hat olarak düşünebilirsiniz. ABCDE ile gösterilen kısımlarda ise beşerli delikleri görüyoruz. Bu beşerli delikler birinci sıradaki ABCDE kısa devre arkadaşlar. Yani düz bir hat. 2, 3, 4, 5 diye giden kısımlar ise kendi içerisinde yine düz bir hat oluşturuyor. Yani biz bir A'ya enerji verdiğimiz zaman yine 1E'den de aynı enerjiyi alabiliriz. Çünkü 1A ile 1E aynı hat üzerinde bulunuyor. Diğer taraftan baktığımız zaman ise 1F ile 1C aynı hat üzerinde bulunuyor. Burası düz bir hat oluşturuyor arkadaşlar. Sağ tarafa baktığımız zaman ise 2, 3, 4, 5 diye giden hatlar kendi içerisinde düz bir hat oluşturarak bağlantıyı sağlıyor arkadaşlar. Evet, burada bulunan mavi çizginin olduğu ve üzerinde eksin yazdığı hat bir hat oluyor arkadaşlar. Siz buradan bir voltaj verdiğiniz zaman 30'a kadar aynı hat üzerinde bütün deliklerden aynı voltajı alabiliyorsunuz. Yani burasını düz bir kablo hattı olarak düşünebilirsiniz. Burası bağımsız bir hattır arkadaşlar. Hemen üstünde artı olan kısımda ise burada ise gördüğünüz gibi burası da bağımsız bir hattır. Siz bu uçtan bir voltaj verdiğiniz zaman aynı voltajı bu uçtan alabilirsiniz. Aynı değeri buradan okuyabiliriz. Bütün bağlantı bütün deliklerin içerisinde aynıdır arkadaşlar. Hemen burada bulunan 1, 2, 3, 4, 5 diye giden bu dikey çizgilerin olduğu kısımlar ise beşerli gruplar halinde birer hat sayılıyor arkadaşlar. Ortada bir çizgi var gördüğünüz gibi. Bu çizginin hemen bu tarafında bulunan kısım ise bu tarafın aynısının simetrisi, paraleli arkadaşlar.
F, G, H, I, J diye giden kısım bir numaralı. Burası bir hat, burası bir hat. Yani şu dikeyde hepsi birer hat oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki mavi kısım, düz kısım bir hat sayılıyor arkadaşlar. Ve üstteki kırmızı kısım bir hat sayılıyor. Buradaki mavi kısımla şuradaki mavi kısmın birbiriyle hiçbir bağlantısı yok. Yine aynı şekilde kırmızı artının olduğu kısmın yukarıdaki artıyla hiçbir bağlantısı yok. Kendi içinde bağımsız düz bir hat arkadaşlar. Hemen 30'dan sonraki kısım ise yine aynı şekilde. Aslında biz bunu 4'e bölünmüş şekilde düşünebiliriz. Ortadan tam böldüğümüz zaman, 30'un olduğu yerden tam böldüğümüz zaman burası bir hat, burası bir hat. Zaten dikeyler kendi içerisinde bir hattı. Aynı şekilde buraya kadar bir hat, buraya kadar bir hat. Yani bu breadboard'u aslında dörtlü şekilde düşünebilirsiniz. Ben şimdi elime bir tane jumper kablo alıyorum. Bu kabloyu getirip ben artının bulunduğu ilk deliğe taktığım zaman artık bu hat üzerinde bu kablo iletim sağlayacaktır arkadaşlar. Yani ben bu kablonun üzerinden herhangi bir bağlantı verdiğim zaman, voltaj verdiğim zaman bunu buradan alacak. Bu noktaya kadar 30. deliğe kadar 30. noktaya kadar iletecek arkadaşlar. Ben şimdi elime bir tane direnç alırım. 30. deliğe taktığım zaman şu anda benim buradan gelen bağlantım bu hat üzerinden devam etti. Dirence kadar ulaşmış oldu arkadaşlar. Yani ben 30. delik yerine 20'ye de takabilirim. Arada başka deliklere de takabilirim. Aynı şeydir arkadaşlar. Hemen getirip 10. deliğe takacak olursam yine bu kabloyla bu direnç birbirine bağlanmış oldu. Yani aslında şu şekilde bağlamışım gibi bir izlenim verdik. Yani ikisini birbirine bu şekilde bağlamışız gibi bir izlenim vermiş olduk. Ben şimdi direncimi 20. deliğe takıyorum ve karşı taraftan başka bir yere geçiş yapıyorum. Şu anda ben kablo üzerinden gelen enerjiyi dirence gönderdim. Direncin üzerinden hemen karşı tarafı almış oldum. A sütununun 20. hattına giriş yapmış oldum. Baktığımız zaman A sütununun üzerinden burası boydan boya A sütunu diye geçiyordu arkadaşlar. A sütununun 20. hattına giriş yapmış oldum. Şu anda A sütununun 19. ve 21. sütunuyla hiçbir bağlantım yok. Sadece benim yapmış olduğum şey bu kablomu bu hat üzerinden geldi. Bakın hat bu şekilde geldi. Direncin üzerinden devam etti ve 20. sütuna girmiş oldu arkadaşlar. Ben bu dirence şimdi bu direncin olduğu hatta başka bir devre elemanı bağlamak istersem örneğin bir tane diyot bağlayacağım. Başka bir devre elemanı bağlamak istersem artık 20. sütunun herhangi bir deliğine gireceğim. 5 tane delik vardı arkadaşlar. 20. sütunun herhangi bir deliğine girmiş oldum ve karşı tarafta başka bir sütuna tekrar geçiş yapabilirim. Bu sefer de 25. sütuna geçiş yapabilirim. Yani farklı bir sütuna aktarımda bulunabiliriz. Gördüğünüz gibi kırmızı hat üzerinden geldi. Bu hat burayı tamamlamış oldu. Direncin üzerinden direnci 20. hatta girmiştik. 20. hattan yine 20. hattaki diğer deliklerden bir tane aldım. Karşı tarafta 25. hatta geçiş yaptım. Şimdi elime başka bir komponent alıyorum. Bir buton alıyorum ve diyodun bacağına bağlamak istiyorum. Diyot 25. hattaydı. 25. hatta geldim ve butonumun bacağının denk geldiği şekilde bir bacağını 25'e yani diyotun olduğu hatta giriş yapmış oldum. Şu şekilde yapayım. Daha belirgin görelim. Hatta girmiş oldum. Daha sonra bacağın denk geldi. Boş bir hatta girmiş oldum. Şimdi devre takibi yaptığımız zaman arkadaşlar kırmızı hattan geldi arkadaşlar. Direncin üzerine girdik. 20. hattın üzerindeydi. Burası 5 satır. Burası 5'li şekilde aynı hat sayılıyordu arkadaşlar. Diyotu aldık. Karşı tarafta 25. sütuna karşı tarafa atladık. Buradan da geldi butonun bacağına. Buton hemen iki sağındaki diğer bir hatta giriş yaptı. Şimdi biz bunu boştayken nasıl yaptığımızı gösterelim arkadaşlar. Nasıl bir bağlantı yaptığımızı göstermek istiyorum. Şu şekilde bağlantıyı nasıl yaptığımızı breadboard üzerinden söküyorum. Bizim biraz önceki yaptığımız işlem şu olmuş oldu arkadaşlar. Biz direncimizi getirdik. Bu şekilde biz direncimizi getirdik. Bu şekilde kablonun bir ucuna bağladık. Daha sonra direncimizin bacağına diyodumuzu bağladık arkadaşlar. Daha sonra diyotumuzun bacağına da butonumuzu bağlamış olduk. Yaptığımız işlem kablomuz geldi. Direncin bir bacağına giriş yaptık. Dirençten sonra diyota giriş yaptık. Diyottan sonra butonun bir bacağına girdik ve butonun bacağı boşta kalmıştı.
Gördüğünüz gibi breadboard üzerinde komponentleri bu şekilde birbirine ekleyerek devre şemalarımızı uygulayabiliyoruz. Şimdi butonumuzu bu şekilde bağladığımız zaman ABCD'nin olduğu grup bir hat arkadaşlar. 55. satıra takmış olduk. FGH'nin olduğu hatta bir hat. Yani bu taraf ayrı bir hat demiştik. Bu taraf ayrı bir hat demiştik. Ve 57. satıra baktığımız zaman yine bu taraf bir hat. Yukarısı bir hat. Gördüğünüz zaman 4 bacaklı butonumuz ayrı ayrı hatlara girerek kısa devre olmadan birbiriyle herhangi bir bağlantısı olmadan bu şekilde bağlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi başka bir devre elemanıyla devam edelim. Elimizde bir tane transistör olduğunu varsayalım. Transistörlerin bildiğiniz gibi 3 tane bacağı var arkadaşlar. Ben bu 3 bacağın ayrı ayrı hatlara girmesini sağlamam lazım. Eğer ki şu şekilde kullanırsam bu yanlış bir kullanımdı. Ben bunu doğrudan 45. hata kısa devre etmiş oldum. Yani bacaklar bu şekilde bağlanmadı arkadaşlar. Peki transistörü nasıl takmalıydım? Transistörümü şu şekilde bir ucu 45'e gelecek. Diğer bacakları onun yanındaki sütunlara gelecek şekilde taktığım zaman artık kısa devre olmamış oluyor. Baktığımız zaman her birisi ayrı ayrı hatlara yerleşmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ben transistörüme başka devre elemanları eklemek istersem ya da jumper'la kabloyla bağlantı eklemek istersem bu şekilde bu bir nolu bacağına bu şekilde bağlantı yapabilirim. Ortanca bacağına yine bu şekilde bağlantı yapabilirim. Başka bir devre elemanını bağlamak istersem, örneğin diğer bacağına direnç bağlamak istersem onu da bu şekilde bağlayabilirim. Baktığımız zaman aynı hat üzerinde gördüğünüz gibi farklı şekilde farklı deliklere giriş yaparak aynı bacağa ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Şu şekilde en uca alayım. Görmüş olduğunuz gibi bir hat üzerinde bağlanırsa bu yanlış bağlantı olur arkadaşlar. Komponentler bu şekilde düz bir bağlantı yapılmaz. Çünkü bacaklar kısa devre edilmiş olur. Doğru bağlantı bu şekilde olur arkadaşlar. Doğru bağlantıyı yapabilmemiz için farklı sütunlara geçmemiz gerekiyor. Her bir yan sütun birbirinden bağımsız olarak çalışır. Dolayısıyla 2 ya da 3 bacaklı komponentleri devreye bu şekilde bağlayabiliyoruz. Doğru bağlantı. Yanlış bağlantı. Bu bağlantı türü yanlış arkadaşlar. Bağlantıyı bu şekilde yapmış olursak yanlış yapmış oluyoruz. Breadboard bizim devreleri kurarken işimizi bir hayli kolaylaştıran pratik bir devre tahtası arkadaşlar. Bugün sizlerle breadboard nedir, nasıl kullanabiliriz, kullanım mantığını kavradık arkadaşlar. Sizler de geçici devreler yapmak istiyorsanız, devrede kullanacağınız komponentlerin ne olacağı ile ilgili değerleri hakkında tam emin değilseniz, devrelerinizi lehimlemeden önce breadboard üzerine geçici olarak kurabilirsiniz. Devrenin çalışabilirliğini test ettikten sonra sorun yoksa artık devrenizi lehimlemek üzere plakanın üzerine geçirebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.